Parti ha? Peki. Ağzını açacağım. Ama bağırmayacaksın. Anladın mı? Bağıracaksın değil mi? Selim, kalksana. İki dakika sadece. O seni bırakıp Paris'e gitti. Hem de Ala Aray'la.
Nettiyse geldi işte. İyi bak o zaman. Neler değişmiş Paris'te? Duymak istemiyorum. İki dakika doldu Selin. Hadi odana. Tamam. 5 dakika daha. Ya bırak işte. Senin işini gücünü paketledik. Demir'le 2 gün Paris'e de gittin zaten. Ne istiyorsun artık? Bırak da işimizi yapalım ya. Hayır, Demir'le 2 gün daha tatil yapsam ne olacak? Ben bu kadından ne zaman konuşacağım? Kolay gelsin. Sen ne zaman geldin? Söylenmeni duyacak kadar önce. Gerçi ne zamandır devam ediyor bilmiyorum ama... En azından ev eski haline dönmüş. Eline sağlık. Dönmedi. Sayende dönmeyecek. Yukarı çıkıp uyuyacağım biraz. Paris iyi geçti mi? Evet. Güzeldi. İyi o zaman. Çok fazla şey kuruyorsun kafanda. Demir, hiçbir şey anlatmıyorsun ki. Ya Selin, sen bugün toplantıda bizimle beraber değil miydin? Hı. Yıldırım Bey'in anlattıklarını duymadın mı? Hı. Çok başarılı geçti sunumumuz. İnsanlar çok etkilendi. Bunlar Artemim'e itibar ve yeni bağlantılar olarak geri dönecek. Farkında mısın bunların? İşte bunları anlatmıyorsun ki. Kime sunum yaptınız, kaç kişi vardı, projeyi beğendiler mi, nesini sevdiler? Sadece Alara Hanım'la ne kadar keyifli vakit geçirdiğinizi duyabiliyorum. Hatta o kadar güzel vakit geçirmişsiniz ki... Alara Hanım senden uzak kalmak istemediği için bir tatil daha planlamış. Çok güzel. Eve hoş geldin Demir. Evde hiçbir şey değişmemiş. Hala aynı şeyleri tartışıyoruz. Evet. Sende de hiçbir şey değişmemiş. Hala cevap vereceğine kaçıyorsun. Uyumaya gidiyorum Selin. İyi uykular Demir. Uyuz. Gelebilirsin. Güzel. Uyumamışsın daha. Hı hı. Sen uyuyabildin mi? Attın mı Paris yorgunluğunu? Çok iyi uyudum. Teşekkür ederim. Bu senin için. Teşekkür ederim. Bir de bu var. Bir hediyeden mi? Hı hı. Niye zahmet ettin? Beğenirsin diye düşündüm. Görünce aklıma sen geldin. Aa, ama buna dikkat etmemiz lazım. Neticede güzel sevgilinin omuzlarına koyacaksın. Kırışmasın. Çok güzel.
Evet. Çok güzel rengi. Teşekkür ederim. İyi geceler Selim. Kendini. Daha dün Lara ile birlikteydin. Uf Demir. Niye kafamı karıştırıyorsun bu kadar? Niye? Çok yakışıyorlar değil mi? Demir'le Alara. İkisi de soğuk ve tehlikeli. Bize ne Burak? Doğru, bize ne? Sanki başımızda başka dert yokmuş gibi. Bu arada senin neyin var? Operasyonu bitirin dedin. Bitirdik. Canavar müşteri de hapiste. Yalan söylemeni gerektirecek başka bir durum da yok. Niye bu kadar durgunsun? Durgun değilim, yorgunum. Aklım çocuklarda kaldı. Ben zaten gelmek istemiyordum. Demir Bey mecburi dediği için buradayım. İstersen beraber dönebiliriz. Ben götürürüm seni. Ay yok ya. Oyun bozan olmak istemem. Ekiple geldim, ekiple dönerim. Bir gün daha katlanacağız artık. Sen bilirsin. Ama teklifim geçerli. İstediğin zaman beraber dönebiliriz. Ben gerçekten çok yorulmuşum. Odaya döneceğim. İyi misin? Ya biraz başım ağrıdı. Bende ilaç var. Otele dönünce veririm. Tamam. Beni erkenden odama bıraktığın için cezalısın Demir Erendir. Benimle balkon keyfi yapacaksın. Seni bilmem ama bugünkü oyunlar beni bayağı yordu. Selin yorulmamış belli ki. Baksana. Oo, Burak'ın odası mıymış o? Çok tatlılar ya. Yakışıyorlar da. Kalsana şu aşk yasağını şirketten Demir. Baksana insanlar gizli gizli görüşüyor. Rahat etsinler. Senin odan burasıydı değil mi? Hadi oyun bozanlık yapma. Bak manzaram güzel, soğuk bir şeyler söyleriz. Bütün yorgunluğun geçer. Bak bu son çağrı. Tamam, görüşürüz sonra. İyi geceler. İyi geceler. Selin Hanım'a mı bakmıştınız? Yok. Azmi Hanım'a işle ilgili bir şey söyleyecektim de. Ama geç oldu. Yarın söylerim. Demir Bey, sizin canınız sıkılmış. Ben anlarım. Yok. Önemli bir şey yok. Yarın görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler.
işte bu diş fırçası ya. Demir. Banyodaki her şeyi Demir toplamıştı. Ettim, kusura bakma. Gel, buyur. Ne oldu Selin? Benim banyo malzemelerim. Diş fırçamı falan. Sen toplamıştın. Valizimde yoklar. Çantanın içinde. Alabilirsin. Hangi çantada? Selin, orada yalnızca bir tane çanta var. Diğeri valiz. O zaman çantandan açıp alır mısın? Çünkü ben karıştırmak istemiyorum. Al işte içinden Selin. Eve yerleşirken bütün kolilerimi karıştırıyordun. Şimdi mi çekiniyorsun? O sen bir ilişkiye başlamadan önceydi. Şimdi ben nereden bileyim içinde ne var ne yok. Saçma sapan bir şeyle karşılaşmak istemiyorum. Sen kızardın mı biraz? Bir yüzünü yıka istersen. Demir, eşyalarımı verir misin? Olur. Al. Selin, dur. Sen neden Burak'ın odasındaydın az önce? Sen güvenlik kameralarından bizi mi takip ediyorsun? İlişki yasam bozulmasın diye bu kadar ileri gidiyorsun yani. Onun odasından çıkıyordun az önce Selin. Ben sana soruyor muyum Alara ile Paris'te ne yaptınız diye? Ne yaptığımı biliyorsun Selin. Herkes biliyor. Saklamıyorum çünkü. Doğru söylüyorsun. Özür dilerim. Ben haddimi aşıyorum. Bu neticede senin özel hayatın. Ayrıca Burak olayında merak ediyorsan... başı ağrıyordu, götürüp ilaç verdim. Senin kurallarını çiğneyecek bir şey olmadı yani. Selin, bir dakika. Oda servisini çağırdım. Seni bekliyorum. Yorgunum Alara. Yatıyorum. Sana iyi geceler. Demir. Nerede kaldın Selin? Biraz daha gelmeseydin aramaya başlayacaktım seni. Bak ne topladım. Bunlar ne? Böğürtlen mi? Aşktan ölmenize izin vereceğimi düşünmemiştiniz değil mi Demir Bey? Çok naziksiniz Selin Hanım. Alayım ben onları. Çok güzel görünüyorlar. Otursana. Güzelmiş. Tatlı.
hiç esmiyor. Ateş tabii. Bir de çok yakın oturduk. Biraz uzaklaşsak mı? Yok. İyi bence. Güzel işte. Sıcak. Tabii sen göle düştün, üşüyorsun. Vallahi ben yanıyorum ya. Gülüyor musun sen? Yok. Biraz uzaklaşmamız lazım. Ateşten. Lisedeyken kampa gitmiştik bir gün. Bunun iki katı ateş yakmıştık. Ben o zaman da ateşe fazla yakın durduğum için sıcaktan sızıp kalmıştım. Yandım demeyeceksin değil mi? Yok, yok yanmadım. Ama soğuktan titreyerek uyandığımda yalnız olduğumu fark ettim. Seni bırakıp gitmişler mi? Aynen öyle yapmışlar. Ertesi gün ne dediler peki? Beni kollamalarına ihtiyacım olmayacağını düşünmüşler. Sana bir şey olmadı değil mi? Yalnız uyanmamın haricinde mi? Sönmüş ateşin yanında. Soğukta titreyerek. Soğukta yalnız uyanmak çok kötü bir his. Biliyorum. Yaylaya çıktığımızda annemle babam bir şey ihtiyacımız olunca şehre inerdi. Sonra işte eşe dosta takılıp dönemezlerdi. Ben de gecenin bir yarısı tek başıma uyanırdım. Soğukta. Kocaman ahşap bir yerde. Sobanın ateşi gitmiş olurdu. Böyle battaniyeye sarılıp pencerenin önüne otururdum. Bütün gece mi? Bizim yaylalı yıldızlar çok güzel görünür. Oturup onları seyrederdim. Babam hepsinin adını 100 kere söylemişti herhalde. Ama hep yerlerini unuturdum. Ben de yeni takım yıldızları bulup kafamdan onlara isim uydururdum. Ne isim vermiştin yıldızlara hatırlıyor musun? Bir bakalım. Şu yıldızı görüyor musun parlak olanı? Bak sağından 4 tane yıldız iniyor aşağı doğru. Evet. Büyük ayı. Robin takım yıldızı. Robin? O zamanki köpeğimizin adı. Bak şuradaki parlak yıldızı görüyor musun? Hangisi? Bak tam dalın ucunda. Şu mu? Evet. Gördüm. Böyle solunda daire yapıyor. 5 tane yıldız var. Evet. O da seni seven yıldız kümesi. Güzelmiş. Peki bana yıldız bıraktın mı gökyüzünde? Yoksa hepsi sahiplenildi mi çoktan? Çok nadir bulabildiğim bir yıldız kümesi var. Sonsuzluk işareti gibi. Yan yanalar. Ona bir isim koymamıştım. Demir Erendi. Yakışır bence. Thank you.
Selin!